Kayıttayız şu an. Sesi de ayarlayalım. Ben de ses kaydını başlatıyorum. Başlat. Bakıyorum. Uzun bir ara verdik. Evet. Şimdi nasıl gireceğimizi bilemiyoruz tabii. Eller, evet. Kollar. Evet. Evet. Dört Köşe Futbol'dan herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra, çok uzun bir aradan sonra Yiğit, evet. Ve ben Volkan'la yine karşınızdayız. Bugün milli maç günü. 2'de 2 yaptık. Moldova mücadelesi Eskişehir'de milli takım 4-0 kazandı. Mükemmel seyirciler. Aynen, onlara geleceğiz. Hemen evet. Bir milli maçla, maçın değerlendirmesiyle, teknik değerlendirmeyle başlayalım. Başlayalım. Yani aslında teknik değerlendirmeden de önce... biz öncelikle Türk milli takımını tutmuyorduk bir süredir. Biz derken Volkan'la beni kastetmiyorum. Ama bütün Türkiye'den bahsediyorum. Bence bu iki maçtır Türkiye yeniden kendi takımını tutmaya başladı gibi hissediyorum ben. Çok enerjik çocuklar, gayretli çocuklar. İki maçta hatalar var mı? Var. Ama özellikle bugün birbirine daha ısınmış, daha birlikte oynayan, daha böyle maçı koparmak isteyen ben bir kadro gördüm. Evet. Bunu da ilk 20 dakikadan sonra özellikle oyuna yansıttık. Ben çok beğendim takımı. Açarız, biraz daha detaylandırırız ama evet, tahmin ediyorum sen de beğendin. Ben de çok beğendim takımı. Ben bir kere özellikle Cenk'le Burak'ın uyumunu çok beğendim. Yani evet. İkisinin aynı anda oynuyor olması ileri uçta takıma inanılmaz bir dinamizm katmış. Yaşlı olmasına rağmen Burak. Bunu özellikle şunun için vurguluyorum. Bu konuyu nüfus kağıdında yaşlı ama Beşiktaş'a geldiğinden beri... Tabii. Ben çok genç bir Burak seyrediyorum. Tabii zaten şunun için vurguladım bu konuyu. Oradan şimdi konuşacağız. Lucescu dönemine falan da geleceğim. Gençleştirme. Evet. Yani bu sözde olan bir hadise. Bir kere zaten milli takımlarda formda olan oyuncu oynar. Oynar. Yani formda olan oyuncu oynar. Yani bu kulüp takımı değil. Hani belli bir periyotta yavaş yavaş gençleştireceksin. Evet. Çok kısıtlı antrenman imkanların var. Kısıtlı maçlar. Sınırlı sayıda maçlar var sene içerisinde. Devam edecek olursak Zeki'yi çok beğendim ben. Sabe. Evet. İstanbul Spor'dan. Artık Gökhan Gönül dönemi galiba bitiyor gibi. Yani Gökhan Gönül tabii ki geniş kadroda yedek olarak kalacak. Gökhan Gönül tarzı bir oyuncu değil biliyorsun sen de. Zaten evet. Görmüşsündür ama ben temiz oyununu, onun akılcı çift oyununu, yönlü. Çift yönlü çok beğendim. Mahmut çok iyiydi. Dorukhan çok iyiydi. Milli takım iyiydi aslında. Şu cümleyi özlemişim ben. Moldova ölçü değil. Yani biz bunu özlemişiz. Yani maçı izleyince de bunu fark ettik ama biz ne takımlarla oynadık ki geçmiş dönemlerde ölçü oldular. Boyumuzun ölçüsünü aldık. Evet. Yok gerçekten öyle. Yani ölçü oldular. Moldova ölçü değil diyebileceğimiz bir milli takıma döndük. Evet. Yani göreceğiz Fransa karşısında da göreceğiz elbette. İzlanda karşısında da göreceğiz ki ben İzlanda'yı yeneceğimizi. Peki sana gaza gelen taraftar sorusu sorayım. Zor. Fransa'yı tokatlar mıyız hocam? Çok zor. Çok zor ama neden? Hani, tokatlamasak en azından şöyle hafif bir okşasak Fransa'yı. Sallayacağımız garanti. Sallayalım. Şimdi konuya girerken ben ve Volkan hariç işte biz milli takımı tutmuyorduk falan dedim. Ben hakikaten tutmuyordum. Ben hariç değilim. Ben öyleydim yani. Milli takımın bana keyif vermesini istiyorum ben. Evet. Yani işte gitsin Dünya Kupası'nı alsın, onu kazansın, bunu kazansın değil. Yani ayda yılda bir milli takım izliyoruz. Evet. Cenk'i izlemek istiyorum ben orada. Dorukhan'ı izlemek istiyorum. Beşiktaşlı Dorukhan, işte Fenerbahçe'den işte Hasan Ali'yi farklı izleyeyim yani. Ben ligi zaten izliyorum. O milli takım ruhunda, şeyinde farklı bir şey izlemek istiyorum. Şenol Güneş'le bu olacak umuyorum. Öyle görüyoruz. Ben çok umutluyum. Sen biraz devam et hakkında olanları. Ben çünkü yani başka yerlere de değineceğim. Şöyle bir toparlayayım kafamdakileri. Bir kere Şenol Güneş ilk bu takımın teknik direktörü olduğu zaman bunun en doğru karar olduğunu söyledim. Tahmin ediyorum sen de öyle düşünüyordun. Evet. Lucescu'dan bir kere hani artı 10 artı 20 adım ileride başlayacağını ben biliyordum Şenol Güneş'in. Bu kadroda da çok enteresan bir şey yaptı. Aslında ilk maçta Arnavutluk maçında bana göre biraz muhafazakar bir kadro çıkardı. Yani güvendiği, tanıdığı adamlarla
Mesela sağ beke hemen Gökhan Gönül'ü koydu. Stoperlerden birini mesela kesmedi. Kaan'ı kesmedi. Herkes orada Mirih ve Ozan oynar diyordu. Orta sahaya direkt Dorukhan'ı koymadı. Mesela oraya bir Başakşehir üçlüsü yapacaktı belki. Şunun için yaptı bence, lafını kestim. Daha önce çalıştığı dilini bilen gençler ve tecrübesiyle onu hemen anlayabilecek oyuncularla çalıştı. Evet, yani evet. O kadroyu seçti biraz ve çok garanti, doğru. Biraz garanti şey yapmaya çalıştı. Ama şöyle o konuda da bir enteresan durum var. Şimdi Arnavutluk maçına çıkıyoruz. Sıfır kanat oyuncusu var. Moldova maçına çıkıyoruz. Tek kanat oyuncusu var. Şimdi bu çok çok enteresan. Bir futbol oynamaya başladık bu iki maçta. Devamı gelecek mi? Buradan bir ekole. Cengiz yani, yok ama yani. Cengiz yok. İşte Cengiz. Aynen. Şimdi evet devam et. Yok, buyur. Şimdi bence burada kadrolar şaşırtıcıydı. Ben bekliyordum iki forvetle çıkacağımızı. Yani kağıt üzerinde iki forvet. Aslında kanatta oynatacağını. Çünkü Beşiktaş'ta kullanmıştı. Abubakar'la beraber Cenk'i. Öyle oynatıyordu. Şimdi bence fark yaratan en önemli konulardan bir tanesi bu Cenk'in ve Burak'ın beraber kullanılması. Bunlar sahada çok fazla alan kaplayan oyuncular. Yani Cenk kanatta oynattığınız zaman neredeyse kaleden başlayarak orta sahanın gerisine kadar gelerek neredeyse sahanın üçte birlik bir kısmını kaplıyor. Evet. Burak'ı zaten biliyoruz. Gezgin bir forvet. Dolayısıyla bu ikili bence Fransız savunmasının bile bu oyun tarzlarıyla başını ağrıtabilirler. Çünkü rahatsız edici tipler. Gerçekten. Bizim savunmanın başını çok ağrıtabilir. Oraya geliriz. Bu sebeple de bu dediğim şaşırtıcı gelebilir hemen arkasından. Milli takımın en problemli bölgesinin forvet bölgesi olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. İki forvetimiz var. İkisiyle başlıyoruz. Bir de Güven var. Yani Güven var ama Güven'in bu arada çok yetenekli olduğunu düşünüyorum, evet. Ama hani burayı doldurabilecek seviyede değil. Bazı maçlara mesela ben şimdi Fransa maçını hemen söyledim ama belki Fransa maçında bu ikiliyle çıkmayacağız. Olabilir. Yani bir hamle oyuncusu kalması lazım. Güven demişken bitti mi bilmiyorum ama bir gençleştirme ve işte olması gereken kadro Lüçescu dönemi, Şenol Güneş dönemi girelim mi inceden? Girelim. Buyurun. Kestim mi seni? Onun demoralizasyonu içerisindeyim şu anda. Yoksa ben gireceğim de senin daha söyleyeceklerin varmış da ben çok güzel salata doğramış gibi. Yok istedim. Şöyle yani orayı tamam. Şöyle bitireyim bari. Tamam. Bitir bari. Yani şundan. Şimdi bu ikisi aynı anda oynuyor. İkisinden bir tanesi olmadığı zaman yerine koyacak adamımız pek yok. Ayrıca bir tanesine başlarsak, yani mesela Burak'la başlarsak, Burak'ı çıkarıp yerine Cenk'i alma şansımız da yok. Çünkü tarzları da çok farklı. Yani aslında tek tek kullanıldıklarında iki ayrı oyunu ima eden oyuncular bunlar. Beraber çok enteresan bir enerji yaratıyorlar. Fakat dediğim gibi hani en problemli şu anda yerimiz bir an önce Şenol Güneş'in Güven'e Beşiktaş'ta daha fazla şans verip milli takım için hazırlaması gerekiyor. Çünkü ben Güven'i gerçekten çok beğeniyorum. Bazı özelliklerini abartmayayım ama Tanju'ya benzetiyorum. Ondan çok daha ayrı özellikleri de var. Daha topla gidebiliyor, daha süratli, daha akışkan. Ama eğer klasik Türk futbolcusu için kullanılan tabir şımarmazsa gerçekten Güven gelecekte bir 10 sene Güven veriyor diyor. Güven veriyor. Güven'le ilgili isim esprisi yaptığın için de şimdi Güven'den evet. Güven'den direkt Lüçescu'ya geçeyim ben. Onunla ilgili şu iki maçı izledikten sonra şöyle bir düşüneceğim mi? Teknik direktörlüğü bıraksın. Bıraksın. Lüçescu hep şikayet etti. Evet. Proje olarak şunu ortaya koydu. Önce gençleştireceğiz dedi milli takımı. Gerçekten ileride kalitesiyle fark yaratabilecek potansiyel genç oyuncular getirdi milli takıma. Bir çıkardığı 11 ikinci maçta farklı bir 11, yani bir tutarladığı olamadı. O gençler çok süreklilik kazanamadı. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Şenol Güneş öyle bir kadro kurdu ki ne diyorum ben? Ne diyeceğimi unuttum.
Şimdi uzun süre program yapmaya ara verince böyle şeyler başına gidiyor. Şuraya not almışım. Burada normalde benim topu alıp devam edebilmem lazım. Ama ben de ne dediğini anlamadım. Buldum. Evet. Buldum. Kadro demişim, Lucescu şikayet demişim. Top, futbol. En önemli şikayet ettiği şey şuydu bu gençleştirme üzerinden. Oyuncularım takımlarında oynamıyorlar. Şans bulamıyorlar. Evet. Oynayamıyorlar. Daha çok süre almaları lazım. Kadro yaratamıyorum. Gerçekten de bakıyorduk Lucescu'nun çıkardığı 11'lere. Gerçekten takımlarında çok fazla şans bulmayan genç, işte orta yaşlı futbol olarak söylüyorum oyuncular. Ama şimdi bugün Şenol Güneş'in milli takımına bakıyoruz. Ben mesela yazdım, not aldım buraya. İlk 11'i hızlıca söyleyeceğim.